Sivas'ta Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında bulunan horoz şekerleri seyyar satıcılar tarafından kentin farklı yerlerinde satışa sunuluyor. ...150 yıl önce Rusya'da esir düşen dedelerinden öğrendiği horoz şekeri geleneğini yaşatan Kartal Öznalbant, rengarenk horoz şekerlerini satmaya devam ediyor. Nalbantlarbaşı Caddesi üzerinde Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi önünde 40 senedir horoz şekerlerinin öncülüğünü yapan Kartal Öznalbant, 150 senedir horoz şekeri yapıldığını belirterek büyük dedesi, babası ve kendisinin horoz şekeri yapıp sattığına dikkat çekti. Vallahi bu bize dededen kalan bir meslek, bir servet. Sivas'ın kültürü, senelerin bildiği. Ama şimdi lakin baktığımız zaman dondurma, çikolata, şunlar bunlar çıktı, buna rağbet azaldı. Şimdi babası çocuk istiyor, babası almıyor. Eskiden Hacı Emmiler geçerdi. Çöreğin üstüne dizerlerdi. Oruç tutan çocuklara mükafat için horoz şekeri dağıtırlardı. Ramazan'ın geleneği vardı. Şimdi bakıyoruz Ramazan havası da yok. İşleri de yok. Gitgide bu kültür ölüyor. Ben Sivas halkından şunu istiyorum. Kültürümüze sahip çıkalım. Bunu bizden başka yapan yok. Bizden sonra da zaten kimse yapmaz. Horoz şekerinin içerisinde hiçbir katkı maddesi olmadığını söyleyen Öznalbant, normal toz şekerden yapıyorum. Renklensin diye de gıda boyası alıyorum dedi. Fabrika şekerleri çıktı. Yok 3 tanesi 1 lira, 5 tanesi 1 lira. Millet ona aldanıyor ucuz diye. Halbuki o şekerlerde glikoz var, boya var, renklendirici var, tatlandırıcı var. Bu şekerde sadece toz şekerinin gıda boyası var. Hazır suyla yapılır, başka da bir şey olmaz. Diş çürütmez. Ama velhasıl kelam bilmiyorlar vatandaşımız. Eskisi gibi ilginin kalmadığını da aktaran Öznalbant, şimdi yeni yetişenlerin hiçbiri bilmiyor. Adını duymuşlar horoz şekeri diye, kendini bilmiyorlar dedi. Bunu şekerini koyarsın, limon tuzunu atarsın, suyunu katarsın, kaynamasını beklersin 1 saat 45 dakika. Kalıpları var, bunu dökersin, elinden tek tek çıkardırsın. Yani bu tamamen bir zahmet. Biz bunu sahura kadar yaparız. Yani dışarıdan görünüyor adam şekeri. 1 lira dediğimiz zaman millete bu bahalı geliyor. Senelerdir aynı fiyat. Çöpü para, jilatini para, şekeri para, suyu para, hazır su, limon tuzu para. 1 lira dediğimiz zaman bahalı geliyor. Bilmiyorlar çünkü horoz şekeri neymiş, kültürü bilmiyorlar. Dededen kalan bir meslek. Ama biz bunu sürdüreceğiz ölene kadar Allah nasip ederse. Biz kültürümüzü devam edeceğiz.